TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet, yine Ankara'nın gündemi programıyla karşınızdayız. Gündemimiz yine birçok başlıkla dolu bir vaziyette. Yine 17 Aralık operasyonunun ardından baktığımız zaman her hafta ayrı alt başlıkları tartışıyoruz. Aslında şöyle bir bakacak olursak tartışılan ses kayıtları bu haftaya, bu yeni haftaya damgasını vurmuş gibi görülüyor. Yine internet yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti, büyük tartışmaların altında. Yine buna internet yasasına sansür diyenler oldu, özel hayatın gizliliğinin korunması diyenler oldu. Tabii ortalıkta dolaşan her akşam saat 23 ile 01 arasında internette, Twitter'da, sosyal medyaya yayınlanan ses kasetlerine baktığımız zaman bunun cevabı sansür mü yoksa bireysel haklar mı konusunun takdirinde size bırakacağız ve bunu konuşacağız. Yine HSYK konusu tekrar gündeme geldi. Öyle görülüyor ki hükümet önümüzdeki haftadan itibaren bu kanunun kalan maddelerini yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacak gibi görülüyor. Bugün Adalet Bakanı muhalefete bir çağrı daha yaptı anayasa değişikliği konusunda. Ve 3. havaalanı konusu 4. İdare Mahkemesi'nin İstanbul'da bir kararıyla durdurulduğu söylendi. Ardından bu kararın yetkisiz olduğu, havaalanının inşaatına devam edeceği söylendi. İstanbul Mimarlar Odası'nın açıklaması var, çivi bile çakamazlar diye. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde, bu konuyla ilgili gelişmeleri de konuşacağız. Tabii ki kimle? Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce ile. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ve bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Greenpeace'çiler de bizi yakından takip ediyor. Onlardan gelen soruları da çevre duyarlılığı olan bir kanal olarak Sayın Bakan'a yönelteceğiz. Yine bu akşam bizlerle birlikte İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol ve Türkiye Gazetesi Temsilci Yardımcısı sevgili Ercan Gürses de olacak. Sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Çok sağ olun. Sayın Bakan, ben aslında güncel gelişmeleri sona bırakmak istiyorum. Önce bu önceki akşam geç saatlerde gündeme bomba gibi düşen 3. havaalanının durdurulması konusuyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararla başlamak istiyorum. Bir 10 günlük askı süresinden bahsediliyor. Detaylar sizde. Çivi bile çakamazlar, yetkisizlik nedir efendim burada son durumumuz? Ben öncelikle böyle bir programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. TGRT mensuplarına teşekkür ediyorum. Ayrıca izleyicilere de saygıyla selamlıyorum. Vallahi efendim, ben şimdi elimde raporlar, belgelerle konuşacağım. Diyor ki yargı, ilgili komisyonun sonuçlandırdığı ÇELT raporunun görüşe açılması esnasında mevzuatta yer verilen 10 iş günü kuralına riayet edilmediği, ÇELT raporunun jeolojik, jeoteknik verilerinin hatalı olduğu. Şimdi yargı böyle diyor. Peki nasıl olmuş? Bir tanesi şekille ilgili. Şekille ilgili, evet. Öbürü de değerlerle. Teknikle, değerlerle. 10 gün askı süresi. Şimdi 14 Nisan 2002 tarihinde İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı projesine ilişkin ÇED başvurusu dosyası bakanlığımıza müracaat edilmiş. Bakanlığımıza ulaştırılmış. 6 Kasım 2012 tarihinde İstanbul ilinde halkın ÇED sürecine katılımı ve toplantısı yapıldı. 15 Mart 2013 tarihinde ÇED raporu tekrar bakanlığımıza gelmiş. Evet. Bakanlığımız 9 Nisan 2013 tarihinde inceleme değerlendirme toplantısı yaparak Ulaştırma Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Arnavutköy Belediyesi 15 komisyon üyesinin bulunduğu bir komisyon toplanmış. İnceleme değerleme komisyonu bu toplantıda görüşlerini belirtmişler ve nihai ÇED raporunu vermişler. Yani ilgili tüm taraflar komisyonda yer alıyor. 16 Nisan tarihinde toplam 6 bölüm ve 327 sayfadan oluşan nihai ÇED raporu ekleri bakanlığımıza sunulmuş. 19 Nisan 2003 tarihinde nihai ÇED raporu halkın görüş ve önerilerinin açılması için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne göndermişiz. 22 Nisan 2003 tarihinden 13 tarihine itibaren nihai ÇED raporu bakanlığımız web sayfasında ilan edilmiş. 30 Nisan, şimdi burası çok önemli olan, 30 Nisan 2013 ve 15 Mayıs 2013 tarihleri arasında, yani tam 12 iş günü, 15 takvim günü il müdürlüğünde ilan edilmiş.
ÇED yönetmeliğine göre bu iş 10 iş günü olması lazım. Fazlası var, azı yok. 21 Mayıs 2013 tarihinde ÇED olumlu kararı verilmiş. Şimdi bu demek ki bir hata var. Şekil hatası yok. Yok. Hata nerede var? 10 gün diyen kararda var. Yani bizim uygulamamızda, bakanlığımızın uygulamasında bir hata yok. İki, bahsedilen bu eksikliklerle ilgili bütün kaldı ki ÇED raporu ruhsatla karıştırılmaması lazım. Bunu ilgililer bilirler. ÇED bir taahhütname diyorsunuz ki ben şunlara uyacağım. Riayet edeceğim. Riayet edeceğim diyorsunuz. İşte orman alanında çalışacaksam şöyle çalışacağım. O çalışacağım zaman gidip Orman Bakanlığı'na müracaat edeceksiniz. Evet. O da size şeklini, şemalini, usulünü anlatacak. Nasıl yapacağınızı söyleyecek. O kurallara da uyacaksınız. Jeolojik özelliklerle ilgili bahsetmiş. Orada da denmiş ki burada herhangi bir şey yaparken, herhangi bir işlem yaparken, çalışılırken jeolojik raporlar alınacaktır denmiş. Var, öyle bir şey yok. Yani orada çalışma yapılırken jeolojik raporlar zaten alınacak. Alındı diyen birisi de yok. İçme suyu havzaları ile ilgili aynı şey söz konusu. Meteorolojik özelliklerle ilgili söz konusu. Sulak alanlar yoktur diye rapor var. Kuş göçü yolları ile ilgili mesela okuyayım. Kuş göç yolları ve kuş uçak çarpmalarına ilişkin çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü'nün uygun görüşü alınmış olup istenilen tedbir ve önerilere uyulacağı taahhüt ediliyor. Taahhüt ediliyor. Nihai ÇED raporunda taahhüt edilmiştir deniyor. Gürültü ve akustik raporu keza var. Sonuç, komisyonda yer alan kurum ve kuruluşların uygun görüşler alınarak ÇED olumlu kararı verilmiştir. Orman alanları, su havzaları, zemin etüt çalışmaları, kuş göç yolları, inşaat ve işletme aşamasında olacak atıklar, gürültü ve diğer hususlara ilişkin taahhütler ÇED raporunda yer almakta olup bundan sonraki süreçte bakanlığımızca ve İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce söz konusu taahhütlerle ilişkin izleme çalışmaları devam edecek. Şimdi demek ki mahkeme kararı isabetli bir karar değil. Yani ya, bu 10 günü nereden çıkartmışlar? Orada niye? Okuduğunuz şeyde Sayın Bakan 10 günün süresine de uyulduğu söyleniyor. O zaman hani bu raporlar mahkemenin önüne gitmedi değil mi? Yani mahkeme önünde o zaman işte, nasıl böyle bir... Yani o nasılı ben de cevaplayamıyorum. Şöyle şeyler olabiliyor. Yani ben o nasılı tabii onu... Mahkemeler böyle... O cevaplaması lazım. Ben niye olduğunu. Yani bu kadar net 15 gün, 12 iş günü olduğu halde 10 güne uyulmadığı nasıl yazılmış? Bilemiyorum. Yani niye böyle yazmışlar? Hani maddi hata denilse maddi işte hata... Ben iyi niyet taşıyarak maddi hata dedim dün. Evet. Açıklarken. Yani ben iyi niyetimi taşıdım. Dedim ki bu mahkemenin iyi maddi bir hatasıdır dedim. Şu an maddi hata da yani bakanlık açısından bir hata herhangi hayır, bir hata. Şekli yani bir hata olabilir mi efendim? Hayır olamaz çünkü. Olamaz. Işte, ama, 10 gün ama diyor bu 12 gün. Şimdi usul 12 mi çok 10 mu çok? Diye sorarsam ayıp etmiş olur. Evet. Öyle değil mi? Sayın yani, Bakan, Türkçeyi de çok iyi kullandığınızı biliyoruz. Doğru. Efendim bundan sonra gelecek soruyu sormak gerekirse burada acaba bunun başka bir şeyle alakası olabilir mi? Şimdi üçüncü bakın, havalimanının yaptırılmasını engelleyici bir lobi söz konusu olabilir mi? Ben bu ülkede her yaşayan insanın vatanını, milletini, yurtsever olduğunu, bu ülkeyi sevdiğine inanıyorum. Kimseyi de bir zan altında bırakmak istemiyorum. Ama bugün sabah gazetelere baktığımda neredeyse bazı kişiler, kurumlar yani çok amiyane tabiriyle zil talıp kapı oynayacaklar sevinçten. Sevinçten böyle ne çıldıracaklar, yazıları okuyorsunuz muhteşem bir sevinç var sorma. Ne olmuş? Yani ne olmuş da bu sevinç olmuş? Varsayalım ki bakanlık hata yapmış. Öyle bir şey yok da. Buna üzülmemiz lazım. Tabii canım. Yapılmıyor. Dememiz lazım ki ya Cumhuriyet'in en büyük eserini yapıyor bu millet. Çarık bulamayan bir yerden süngüsünü bileyecek taşı olmadan Kurtuluş Savaşı vermiş. Çiviyi İngiltere'den alan İngiliz mıhı diye çiviye derler biliyor musunuz? Çivinin adı Anadolu'da İngiliz mıhıdır. Çivi yapamayan bir ülkeden dev gibi dünyanın en büyük havaalanını yapan bir Türkiye'ye gelmiş. Bu bizi niye yapılamıyor? Nasıl yap? Eyvah! Ne oldu da yapılamıyor diye hepimizin oturup ama tam tersi lazım olmuş. Eğer bizim hatamız varsa şöyle demeleri lazımdı. Niye böyle geciktiriyorsunuz? Sayın Bakanlık, Bakanlık bunu böyle yapmamanız lazımdı. İş aksıyor. Yani biz Türkiye olarak koşmak istiyoruz. Türkiye gelişmesi lazım. Değil mi?
Ama sen, ama sanki bu bu havaalanı olmazsa çok iyi olacak gibi bir imaj var. Bu beni üzdü. Bu beni üzdü. Şimdi 7000 rakamlarda aldanabilirim. Yani küsuratları var. 7 milyon yolcu yerine biz Atatürk Havaalanı'nda 9 milyon yolcu taşımışız. Bu ne demek? Her uçak 1, 2, 3, 5 dakika inkıtayla, rötarla uçmuş demektir. Yoksa siz o kadar kapasiteniz varken o fazlalığı nasıl uçuracaksınız? Arada bazılarını biraz bekleterek. Ama ona bizden... çok büyük eleştiriler geldi. Değil mi? Çok büyük. Bir de inerken kalkarken risk alacaksınız. Bir de kalkarken inerken risk alacaksınız. Uçaklarınız pas yapacak bazı kere. O bir pas geçişinde milyonlarca liralık benzin, mazot yakacak. Akaryakıt yakacak. Ve yolcunuz huzursuz olacak. Bir de dünya ülkesi olmak, dünyanın önde ülkeleri olmasında o havaalanınız bir ölçüdür. Gelişmemiş bir ülkenin havaalanına gittiğinizde gelişmişi fark edersiniz. Ölçebilirsiniz oradan, biliyor musunuz? Şimdi Sabiha Gökçen havaalanı yetmiyor. Yani zaten ikisini birbirine entegre edemiyorsunuz. O zaman Türkiye'ye bir havaalanı yapacaksınız ya. Ya da herkes uçaklar. Diyeceğiz ki beyler, ey dünya. Türkiye'ye uçak falan gelmesin. Yetmiyor bizim havaalanımız. Az, az. Bize falan uçmayın. Uçma. Ey turistler, gelmeyin. İş adamları. Karayoluyla gelin. Siz de gelmeyin. Karayoluyla ya da hangi yolla gelecekseniz, beyaz yolla mı, gemiyle mi, neyle geliyorsanız gelin. Ama uçakla sakın gelmeyin. Bizim havaalanımız yetmiyor. Evet, yani 3-4 sene sonra bizim Türk Hava Yolları çok gelişti, çok şükür. Dünyanın enlerinden olduk. Özel hava yollarımız da öyle Sayın Bakan. Tabii özel hava yollarımız da öyle oldu. 3-4 sene sonra, yani şu anda bakın ne diyorum, her uçak kalkışında 3-5 dakika, 2 dakika yedirme oluyor. 5 sene sonrayı bir düşünün. O zaman ne olacak? Uçağa bineceğiz, oturduğumuzda film seyredeceğiz. 2-3 tane film. Sonra uçağımız kalkacak. Ya da demin karikatürize ettiğimiz gibi dünya bakacak ki ya buraya inilip kalkılmıyor kardeşim. Ben ne gideyim Türkiye'ye? Biz Türkiye'ye turizm gelsin diye çırpım çırpım çırpınıyoruz. Ve çok şükür turizmde de çok iyi bir noktalardayız. Dünyada iyi yerlerdeyiz. Aslında buradaki havaalanı. Peki bu havaalanı olmasa ne yapacağız diye ben o sevinen insanlara ya da gruplara, arkadaşlara, hakikaten yani onlar nasıl düşünüyor merak ettim. Bakın 5 sene, 10 sene önce ortalama Türk vatandaşını kastediyorum. Uçak bir lükstü. Öyle değil mi? Yani kesinlikle. Belli bir kesim ancak ekonomik olarak uçağa binebilirdi. Ya şimdi özel firmaların da insan taşımasının yetkilerini alması sayesinde, havaalanlarının onlara da açılması sayesinde. Orada Binali Bey halkın yolu oldu diye sık sık dile getirildi. Evet. Ona da hatta yani bu noktada AK Parti'ye şöyle bir eleştiri de var. Mailler de atıyorlar maalesef. O da ayrı bir üzücü. Türk Hava Yolları'nı mahvettiniz, uçakları mahvettiniz, köylü kokuyor. Diyor. İşte bir köylü bir kere tırpanıyla mı binmiş, ne yapmışsa. Efendim, yani şimdi köylü koksun, yani uçağa köylü binemeyecek mi ya da işçi binemeyecek miydi ki? Yani bu ne demek, bu nasıl bir laf? Peki bu kadar yaygınlaşıyorsa biz 3 sene 4 sene sonra gene karayolla gelin beyler, o havaalanımız yetmiyor mu diyelim? Yoksa ya Türkiye o kadar güçlü bir ülke oldu ki milyonlarca insanın havaalanına inip kalkacağı çok daha büyük, çok daha ciddi bir mühendislik projesi olan havaalanı yapabilen ve o havaalanı işletebilen ve o havaalanını doldurabilen bir ülke olduğunun sevincini mi taşıyalım? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız eski Demirel, Süleyman Demirel, Deniz Arbok'unda şöyle derdi. Bir töreninde oldum. Cumhuriyet'in iftihar ettiği binalardan birisidir bu. O gün için doğru bu söz. Yani Deniz Arbok'u hakikaten ciddi mühendislik işidir. Evet. Çok güzel konumda olan bir binadır. Ama bu 90'lı yıllarda Cumhuriyet'in iftihar ettiği bir binaydı. Şimdi ben şunu söylüyorum. İşte bu havaalanı Cumhuriyet'imizin iftihar ettiği bir eser olacaktır. Türk mühendisinin, Türk işçisinin, kendi müteahhitimizin, kendi aklımızın, kendi siyasetçimizin bir ürünü ve devletin bu noktaya gelmiş olması hepimizi sevindirmesi lazım. Hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Yani bu havaalanı varsayalım ki, kardeşim iptal edildi ve yapılmadı. Ne diyorsun? Bununla şunu mu söylemek istiyorsun? Türkiye'ye turist gelmesin. Türkiye'ye uçak sanayisi gelişmesin. Türkiye'de iç ulaşım
bu hızla olamasın. Ulaşım demek bir medeniyettir, iki ticarettir, ekonomidir. Yani bazen hepimiz yapıyoruz. Sabah bir şehre gidiyoruz, akşam dönüyoruz. Öyle değil mi? Evet, İş adamlarımız bunu yapmıyor mu? Seçim dönemlerinde dört tane şehire evet, gidiliyor. Ben önceki gün İstanbul'dan Amasya'ya, Merzifon havaalanına uçtum. Ya bu ne muhteşem bir şeydir. Efendim sizin nüktedanlığınız var ama bir de şöyle bir haber yapıldı. Bu şaka değil yani gerçekten yapıldı. Mandalar tehlikede, kaymak üretimi tehlikede diye geçen hafta bakarsanız internet sitelerine bu da yapıldı. Şöyle yani. şöyle devam edelim. Ha, şimdi mi? Burada nereye doğru gideceğiz? Peki burada siz... efendim hiçbir şeye gideceğimiz yok. Ya sonuç, i̇şte yargı, biz sonuçta yani bu kadar aleni olan bir ama halde bir mahkeme düzeltir. Mahkeme bunu düzeltecektir. Yani. Ama inşaat durmayacak değil mi Sayın efendim, Bakan? Niye dursun? Bir de bizim revize chat yetkimiz de var. Yani o arada onu da yaparız. Böyle bunlarla olacak yani bizim inşaat durmak, şu an devam ediyor değil bizim, mi efendim? Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir kalkınma hamlesi durmayacaktır. Durdurulamayacaktır. Bu millet buna müsaade etmez. Hukuk da buna müsaade etmez. Vicdanlarımız da buna müsaade etmez. Türkiye'de hala 10 binler işsizimiz var. 10 binler açsızımız var. 10 binler iyi geçinemeyen insanlarımız var. Benim vatandaşımın dünyanın hiçbir insanından eksik bir tarafı yok. Ben herkesten daha fazla uçağa binebilen, herkesten daha iyi havaalanlarına sahip olan bir ülkenin mensubu olmak istiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak. İnanıyorum Türkiye'de herkes bunu istiyor. Öyle duracak, muracak ki diye kimse de sevinmesin. Ve devam ediyor dediniz. Kimse de sevinmesin. Bu havaalanı ve başlamış olan kalkınma hareketlerinin hiçbirisi durmaz, durdurulmaz. Bu millet buna müsaade etmez. Bu karara itiraz ettiniz. Tabii ettik efendim. Yani bunu yargı devam edecek. Belki de Danıştay da düzeltilecek. Ben bunlarla şunu konuşuyorum değerli dinleyicilere, gençlere. Yani çevre duyarlılığını bu söylediğimle eleştirmiyorum. Bakın çevre duyarlılığı başka bir şey. Havaalanı durmasını talep etmek, buna sevinmek başka bir şey. Benim hiçbir çevreciyle, çevre duyarlı olan insanla bir sorunum yok. Hepsini çevre duyarlılığından dolayı da tebrik ediyorum, saygı duyuyorum. Tabii ki öyle olmalıyız. Ama kalkınmamızı nasıl durdurabiliriz? Ve Rusların güzel bir atasözü var. Bir an durduğunuzda başkalarının sizi fersah fersah geçtiğini görürsünüz. Bir daha yetişemezsiniz diyor. Biz 100 yıl ıskalamışız. 100 yıl ıskalamış bu millet. Tabii Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, yokluklar içinde çırpınmışız. O ıskalamanın sonucu bugün diğer ülkelerdeki standartlar bizde yok. Hiçbir standart bizde o kadar iyi değil. Ne ekonomik standart bizim o kadar, ne binalarımız o kadar güzel, ne yollarımız o kadar güzel, ne o kadar metromuz var. Bu açığı nasıl kapatacağız? Evet. Çok koşarak, çok çalışarak bu açığı kapatmak istemez miyiz? Yani bir Hollandalı'dan, bir Danimarkalı'dan, bir Zonguldaklı'nın, bir Kastamonu'nun, bir Diyarbakırlı'nın, bir Edirne'nin nesi eksiktir ki onlar da olsun da onda olmasın? Sayın Bakan, farz edin ki bu kriz aşıldı. Havaalanını yeniden bir engelleme gayreti söz konusu olabilir mi? Başka bir yöntemle sizce? Şimdi olabilir efendim, mi? Yani kötü niyetin proje sayısı sayılamaz. Evet. Yani insanlar kötü amaç düşünüyor, engellemek istiyorsa birileri. Proje üretirler. Biz de dedik ya, biz bu ülkemizin gelişmesi için elimizden gelen ardımıza koymayacağız. Onları engellemeye çalışsınlar. Bu ülkenin yani Lufthansa'sıyla, Almanya'nın hava yollarıyla, diğer hava yollarıyla, benim Türk Hava Yolları'm da yarışmasından geri kalmayacak. Havaalanlarımız standardı onlardan daha iyi olacak. Bir avantajımız da şu. Son yapıldığı için bizim havaalanlarımız, bizim yerlerimiz, hatta bizim otellerimiz daha sonra yapıldığı için biz çok daha iyiyiz. Amerika'da falan otelleri görmüşsünüz. Ne kadar berbat. Şeyin chat raporunu hazırlattırırken bari Kanal İstanbul'un böyle şekil mekil hataları yapmalarına izin vermeyin. Gerçi bulunuyor. Şekil hatası yapılmadı halde yapıldı yani, deniyorsa. Çünkü Kanal İstanbul'a da çok karşılar. İlla hata var diyecekse işte 15 günü 10 gün diyor. Kanal İstanbul'a da yani, çok karşı olan var. Doğru. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın Kanal İstanbul belki tam anlatılamadığı için. Evet. Onu da anlatsalar, orada bizim de belki bir eksiğimiz var. Belki bu havaalanını da tam anlatamadığımız için insanlar farklı biliyorlar. Ama Türkiye'de yaşayan her insana soruyorum. Senin tabii hakkın ki. Uçakla gitmek senin hakkın yok mu kardeşim? Yani bir Karslı'nın İstanbul'a... Siz zaten söylediniz efendim, çevre duyarlılığı anlamında biz bir bunların taahhütte veriyoruz dediniz. Siz, yani olmasın mı insanlar uçakla gelmesin mi? Şeyle ilgili, havaalanıyla ilgili bir ilave yapmak istiyorum. Tabii Sayın Bakan, sorumluluk mevkiinde olan bir insan olduğu için
Sorumluluk mevkinde olan insanlar her şeyi çok kolay söylüyor. Ama çok iyi çalışmış bakanlık. Hani bakıldığı zaman yani işin koordinasyonu yapmış. Başka bir boyutu var Batuhan. İşin bir boyutu da şu. Bunu Türkiye'de herkesin bilmesi lazım. Üçüncü havaalanıyla ve Boğaz'la ilgili, yani ikinci Boğaz'la ilgili çok ciddi yurt dışının bazı ülkelerin çekinceleri ve rahatsızlıkları var. Tabii. Küresel bazı aktörlerin bunda ciddi çıkar rahatsızlığı var. Bir örnek vereyim ben size. Üçüncü havalimanını bitirdiğinde Türkiye Almanya'nın yerine geçiyor. Almanya'nın bu havacılığın dağıtım merkezi dediğimiz uçakların gelip orada pas edip dünyaya dağıldığı bir merkez haline geliyor. Hitrov'dan da çok ciddi bir. Da büyük oluyor. Frankfurt'un önüne geçiyor. Türk Hava Yolları Lufthansa'nın önüne geçiyor. Ve siz o tüm trafiği İstanbul'a topluyorsunuz. Yani siz mahkeme bunlara mı? Şimdi mahkemenin, Sayın Bakan güzel bir şey söyledi. Ben hiçbir Türk hakiminin böyle yabancılara hizmet edebileceğine inanmıyorum. Ama hepimiz belli bir propagandanın etkisinde kalabiliyoruz. Hepimiz bir takım bu hiç farkında olmadığımız alttan alta pişirilen o algı yaratılıyor ya, o algının etkisinde kalabiliyoruz. Yani bu aynı zamanda küresel bir oyun. Dikkat edin, 3. havalimanını yapan, yani ihaleyi kazanan bütün müteahhitler şu 17 Aralık sürecinde, 25 Aralık sürecinde ne hale getirildi? Yani bu insanlar aman başarısız olsunlar. Bir iş adamın isminin bir yerde geçmesi bile o iş adamının o havanın için alacağı krediyi etkiliyor, uluslararası desteğini etkiliyor, her şeyini etkiliyor. Doğru. Onun için bu bir sene gecikmesi, bakın bir gün gecikmesinin bile başkalarına hani böyle bir şeyde kim kazançlı çıkıyor diye milletim bir düşünsün. Sayın bu havalanın bir saat gecikmeyle, bir gün yani gecikmeyle, peki bir yıl gecikmeyle kimin bu ülke ne kaybediyor? Kimler ne kazanıyor? Sayın İki, dünyada ulaşım aksı kaydı. Doğuya kayıyor. Evet. Çünkü ekonomi Asya'da oluşmaya başladı. Tabii. Dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı burada. Biz Allah makamlarını nur etsin. Ecdadımız bize öyle bir güzel vatan vermiş ki dünyanın kilidi noktasında bir yerde yaşıyoruz. Yani şartlar biraz daha konjüktürel bir şekilde Türkiye'nin, İstanbul'un hava şeyi gelişti, pozisyonu gelişti. İstanbul'da bu havaalanı yapıldığı zaman batıdaki birçok havaalanının değeri çok aza inecek. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz ve sonuçta. Ulaşım aksının bu tarafa kaymasından dolayı 3.000-3.500 kilometre uçtuğunuz zaman dünyanın nüfusunun çok önemli bir kısmına ulaşmış oluyor. Tabii Avrupa'ya da 2-3 saatte uçuyorsunuz. Tabii. Orta Asya'ya da 2-3 böyle saatte bir uçuyorsunuz. Peki o zaman ne yapmak lazım? Bu havalar olmasın. Niye? Ya ben ne kadar geciktirirsem, ne kadar engellersem, ne kadar mani olursam olamayacaksınız. Efendim? Bu milletin derin aklı buna engel olur kardeşim. Bu konuyu bu bölümde bitirelim. Son iki dakikamız, sorularınız varsa hızlı hızlı sizden de cevap alırsak. Efendim bir şey var. Yargı süreci, bu mevcut 4. İdare Mahkemesi'nin aldığı karar inşaatı bir yıl geciktirebilir yönünde, bunu netleştirmek anlamında soruyorum. Bir yorumlar yapıldı. Bir de Mimarlar Odası'nın çivi bile çakamazlar sözüyle ilgili, hani bunu kapatacağız efendim. Olmaz, son sorular. Doğru değil o beyanlar. Bir yıl gecikme olmuyor. Olmaz. Şöyle bir şey oluyor Batuhan. Diyelim ki bakın burada geçici olarak yürütmeyi durdurma. Bakın o söz bile hoş değil, değil mi? Yani. Çok şöyle deseydi keşke Mimarlar Odası Başkanımız. Ben kendisine buradan da selamlarımı sunayım. Ya bir yıl eğer doğruysa bu ne fena bir şey. Keşke bu bir yıl hiç olmasaydı da bir saat bile kaybetmeseydik demesi gerekirdi. Ya bakanlığı yine eleştirseydi ama bu şekilde eleştirsin. Bakanlığı eleştirsin, bizim hatamız niye varsa eleştirsin. Bizi şöyle eleştirselerdi. Ya niye kardeşim böyle yapmışsınız da bu gecikmeye sebebiyet niye verdiniz davranmadınız diye bizi eleştirselerdi. Ama sanki böyle yapılmasını istemiyor gibi mesajlar. İnşallah biz yanlış anlamışızdır. Yani umut ediyorum ki biz yanlış anlıyoruz. Evet. Ben bazen yargının kendi içerisindeki hataları, kendi sistemi içerisinde düzelttiğine şahit olduğumuz çok örnek var. Burada Bölge İdare Mahkemesi zaten geçici bir yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Buna itiraz edilir. Bunun itiraz merciği herhalde Danıştay'dır veya bir üst mahkemedir. Orada bu burada çok ciddi, açık, net olan bir şey düzeltir. Ama Nuri Bey'in söylediğini çok önemsiyorum. Evet efendim. Bu milletin derin aklı bunu çözer. Farkında işin. Farkında. Biz uzanırsak budanan, kurursak sulanan bir ülke olmaktan çıkacağız. Çok. Bir daha söyler misiniz efendim? Uzanırsa bu da kurursa sula tekniği uygulanmış bize hep. Türkiye artık öyle olmaktan çıktı.
Onu yapamayacaklar artık. Ne Anladım. Ölsün ne çok büyüsün. Ne ölsün ne büyüsün. Şeyi herhalde burada. Ölsün, her 10 yılda bir yüzüne yiyen ne ölsün ama sürüsün. Dağılan neydi o? Bir aynı evden iki çocuğu birini sağcı birini solcu yapıp silahlandırıp biri birini öldürttürmek. Onların hepsi neydi biliyor musunuz? İşte Güneydoğu terör olayları, Kürt meselesi, şunların bunların hepsinin kökeninde yatan bunlar uzamasın kardeşim. Ve çok da kısalmasın. Çünkü o zaman da pazar payımızdan oluruz. Evet. O bir ara, bir kod belirlemişler. O arada o geçti o. Arada kalsın. O geçti. Anladım. Biz hem uzayacağız, hem gelişeceğiz, hem kalkınacağız, hem birlikte ben bir ara verme durumundayım. Bak, çok sorular geliyor. Çevreyle ilgili konularımız, başlıklarımız oldukça fazla. Ayrıca çevrecilerden, Greenpeace'ten gelen sorular da var. Onları da yönelteceğiz. Ve son olarak da gündemi konuşacağız. Efendim kısa bir ara istirham ediyoruz. Evet efendim, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güldüce ile yayınımız devam ediyor. Nuri Elibol ve Ercan Gürses ile birlikte. Efendim havaalanı konusunu artık ilk bölümü tamamen ona ayırdık ve netleştirdik. Aslında önemli noktalardan bir tanesi hızlı hızlı gitmek istiyoruz bu dönem, bu bölümümüzde. Kentsel dönüşüm, Fikirtepe konusu artık sizin de onayınızdan çıktı. İstanbul'da önemli bir şey. Önemli bir yer. İller Bankası'nda hedefiniz var. Bu da bunlarla ilgili. Ruhsatlar ne zaman dağıtılıyor? Ruhsatlar ne zaman dağıtılıyor ve efendim bu kentsel dönüşüm noktasında siz güzel şehirlerin, güzel yapıların çıkması noktasında neler yapacaksınız? Size eleştirilerden bir tanesi hani bu konutların böyle çok devasa, Türkiye'ye özgü bir mimari olmaması yönünde eleştiriliyor. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz? 2014 projeksiyonunuz bile kentsel dönüşüm diyecek. Şimdi Fikirtepe'den başlayalım. Bir kangrene dönmüş haldeydi bu. Fikirtepe'yi ben çok iyi bilirim. Yani sokak sokak bilirim. Ev ev bilirim Fikirtepe'yi. Çok da dostum vardır. Buradan da hepsini saygıyla selamlıyorum. Yakın arkadaşlarım vardır. Orası işte 70'li yıllarda oluşan sağlıksız yapılaşmanın olduğu, çok iyi olmayan, çirkin görüntülü binaların olduğu bir mekandı. Ve önce Büyükşehir Belediyesi orada dönüşüm alanı ilan ediyor, yapmaya kalkıyor. Sonra bizim 6306 sayı yasa çıkınca bakanlığa devrediliyor. Bakanlıkta işte tam yapmak üzereyken benden önceki Sayın Bakan halledecekken işte devir teslim işlemi oldu. Sonra biz oturduk, bir karar verdik. Büyükşehir'i çağırdık, ilgilileri çağırdık. Birlikte nihai kararı verdik. Ve İstanbul Büyükşehir'de bir toplantı tekrar yaptık. Orada sonuçta avant proje ve kentsel taşlarımın Büyükşehir'de ruhsatı da bizim vermemiz şeklinde uzlaştık. Yani en güzel nasıl olabilir, en hızlı nasıl olabilir birlikte kararlaştırdık. Sonra bir basın toplantısı gibi daha doğrusu çıkarken gazeteciler sordu. Ben dedim ki bunu 48 saat içinde imzalayacağım. 15 güne kadar da inşallah temel atarız dedim. Ben 36 saat sonra imzaladım. Bana düşen oydu. Peki 15 gün nasıldır? 15 gün tabii ben imzaladıktan sonraki iş müteahhitlerle, o işi yapacaklarla ilgiliydi. Bunlar Büyükşehir'e müracaat ettiler. Avant projelerini ve kentsel tasarım projelerini onayladılar. Sonra bizim İstanbul'daki müdürlüğümüze müracaat ettiler. İşte onlar projeleri incelediler. Harçlarını yarın yatırıyorlar. Ve tapuyla ilgili böyle bunları bir cümleyle söylüyorum da bunların her birisi bayağı bir işler. Çok bir iş bu. Yani ruhsatı almak bayağı bir 20-30 maddelik iştir. Tabii yani bir cümleyle söylediğimiz siz şeyler. Bir lokmada derler ya. Derler. Bir anlattınız. Şimdi mesela bugün sabah kadastroya gitti. Tabii. Kadastroda bunlar tevhid oldu, ifraz oldu. Adım adım takip ediyorsunuz Sayın Bakan. Tabii. Yakından takip ediyorum. Tabii. Tevhid oldu, ifraz oldu. Terk edilecek alanlar oldu. Yarın kadastrodan tapuya gidecek. Tapu bunların terk işlemlerini yapacak, evet. Tescil işlemlerini yapacak. Cuma günü harçlarını yatıran müteahhit ruhsatını almış olacak. Kazmayı ne zaman vurur? İsterse gecenin 24'ünde, isterse sabahın 06'sında. Ondan sonra top bizde değil zaten. Yani adam ben 15 gün sonra... Kaç günde ruhsat Allah hale getirdiniz? İşte 15 demiştik, çok 16 oluyor, 17 büyük oluyor. Büyük başarı.
Gerçekten. Yani tabii hiç planlaması hazır şimdi, olan dört dörtlük bir yer için bile. Yani tapusu, ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz. Her şey hazır olan yer. Efendim yani şimdi çok güzel bir şey. Ben eski belediye başkanıyım. Çok kısa bir süre. Yani belediyecilik şapkanızı da... Şimdi ruhsat deyince Nuri Bey sağ olsun çok güzel bir şey kapı açtı. Öyle normal 10 daireli bir apartmanın ruhsatı bile 5-10 günde olmaz. Şimdi bazıları bana mail atmışlar. Hani 15 gün demiştim bak 6 saat geçti. Epes derim ben de ya. Yani şimdi... ama efendim güzel değil mi bu sıkıştırma? Hayır güzel. Kaldı ki şu var. Ben imzayı attıktan sonra zaten artık bizde o eksik evrağı var adam. Mesela müteahhit bir evrağını eksik getirdiyse 6 ay sonra alamaz. Bütün evraklarını tamam getirip harcını yatırması şartıyla bunlar geçerlidir. Ben Tuzla'dayken bir haftada fabrika ruhsatı veriyordum. Bir ne şartla? Bütün evraklarınızı tapuda şurada burada probleminiz olmayacak, ipoteğiniz olmayacak vesaire getirip vereceksiniz. Vereceğim. Ama eksik getirmişseniz, siz bunu 3 ay sonra getirmişseniz o zaman 3 ay sürer bu. Burada da şimdi cuma günü ruhsat büyük bir ihtimalle alıyorlar. Yani yarın tapu tescillerini bitiriyor. Peki müteahhit kazmayı ne zaman vurur? O müteahhit. Artık onu bileceği iş. Yani ondan sonrası bu arada 3 müteahhit daha, 3 işveren daha, 3 yatırımcı daha ruhsatla ilgili uğraşıyor. Onlar da birkaç güne kadar alacaklar. Ne kadarlık bir alan efendim? Yani kaç bin konut yapılacak? Hani onu da soralım bu noktada size. Ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz? Şimdi kaç ruhsatı kişi... alan firmayı tam bilmediğim için ben net bir şey söylemeyeyim. Çünkü bu rakamlar da sonra sizi bağlayıcı oluyor. Evet, evet. Bir çok oldukça geniş bir alan diyeyim. Tamam. Düzgün olsun. 2014 projeksiyonlu şeyle ilgili. Bu arada biz tabii Batuhan programı başlattı. Evet. Biraz daha hızlı gitmesini istiyor haklı olarak. Öncelikle hayırlı olsun bakanlığınız. Bizim TGRT'de biz sizi ilk kez konuk ediyoruz. Evet ben hayırlı olsun. TGRT'ye geçmişte onlarca kere çıkmışımdır da bakan olduktan sonra ilk defa çıkıyorum. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz çok sevindik. Sizin yerine bakanlığı devraldığınız arkadaşla yıllarca hem TOKİ Başkanlığı'nda hem bakanlıkta bu ülkeye çok ciddi güzel hizmetler verdi. Tabii sizin şehircilik kökeninden gelmiş olmanız, belediyecilikten gelmiş olmanız, ilçe belediye başkanlığınız var, büyükşehir belediye meclis başkanlığınız var. İstanbul'u da çok iyi biliyorsunuz. Siz bu bakanlar çok... Ve Nuri Bey İstanbul'u kabinede temsil eden tek bakan. Öyleymiş. Ben bunu bakan olduğumdan 2-3 gün sonra fark ettim. Ona göre yani ben İstanbul'un bakanısın. O yüzden de 39 ilçe beni bekliyor. Başka sayın bakanım ama içimize ne zaman geleceksiniz? Ama siz İstanbul'u avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Evet. Bu da bir şans. Bu alana çok uzak değilsiniz. 2014'te kentsel dönüşümlerde ne planlanıyor? Ne kadar kira yardımı yaptınız? Ne kadar taşınma şeyi yaptınız? 2014 projeksiyonunuz ne? Şimdi kentsel dönüşüm. Bu demin sorulan bir soru vardı. Onu da önceleyeyim. Kibrit kutusu gibi yüksek ve estetik olmayan. Evet, onu sormuştum. Kesinlikle doğru bir eleştiri. Eleştiri bu asrın insanı. Biraz önce biz genel merkezde bir toplantıdaydık. Gene böyle bir cümle kullandı. Bu asrın insanı kendi düşüncesiyle bir sonra söylediği için de paradoks oluşturur. Yani dileğiyle, kafasındakiyle yaptıkları ister istemez farklı olur. Açıklayacağım bunu şimdi. Şimdi şehir nasıl olmalı? Böyle yukarı doğru baktığında şapkan düşen binalardan olmamalı. Değil mi? Kesinlikle. Bir de bizi yansıtmalı. Burada tekniklerin, yani mühendislerin, mimarların, sosyologların, şehir planlamacıların, şehircilerin hepimizin eksiğimiz var. Yani bugüne kadar biz tarzımızı oluşturamamışız. Yani Türkiye'ye geldiğinizde burası Türkiye denecek bir tarz oluşturamamışız. Efendim bu Haliç geçişi açılacak ya Sayın Başbakan tarafından, o metro geçişi. Orada kamera zoom yapıyor arkaya. Ya inanın böyle bir acayip bir yığıntı var, böyle beton yığıntısı. Birazcık da onu şey yapmak istedim. Yani eskiden, estetik yok yeterince, artı bizi yansıtmıyor. Bu doğru. Şimdi yüksekliğe gelelim. Ha bu hep beraber. Burada ne bakanlık ne de üniversiteler, hepimiz birlikte bu ülkenin insanları olarak gayret harcamamız lazım. Ama biz bakanlık olarak yerel mimariyi, yerel malzemeyi teşvik ediyoruz. Ve bu konuda ben de müsteşarımız da diğer bürokrat arkadaşlarımız da elimizden geleni arkamıza koymayacağız. Bütün gayret harcayacağız.
olabildiği ölçüde yerli malzeme, olabildiği ölçüde yerel mimari ve bize ait bir tarz oluşmasıyla ilgili gayret harcayacağız. Ama Türkiye demokratik bir ülke. Yani beyefendi ille bak böyle edeceksin diyecek halimiz de yok. Böyle yaparsa işte ona göre bazı teşvikler vesaire düşünüyoruz. Ama yapmasa, cazip bulmasa, ekonomik bulmasa yapacağınız bir şey yok. Yani, ama siz bir yol göstereceksiniz. Ha, yol göstermesi yapalım. Şöyle şeyler yapıyor. Zaten bizim bakanlığımız şey değil. Böyle bir zorunluluk getirilebilir mi? Yatırımcı getiremezsiniz. Çünkü şimdi biraz da ekonomik yanı. Bazı belediyeler yapıyor ya Sayın Bakan. Böyle özellikle Akdeniz sahillerinde beyaz. Mesela bir kitle oluşmuş orada. Evet. Orada her yer 6.50 yüksekliğinde. Binalar beyaz. Sen git oraya 3 kat yapmaya kalk. Ya da işte farklı bir tarzda malzeme kullanmaya kalk. Cam giydirme yap. O olmaz der ki bir dakika oğlum ya ne oluyor bu derler. Ama büyük şehirlerde bu insan haklarına aykırı diyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Evet, yapamazsınız. Ama şöyle şimdi bir şey var. Paradoksumuz neresi? Şimdi kentsel dönüşüm yapıyorsunuz. Burada 250 tane insan oturuyor. Bunu iyi dinle. 250 kişi oturuyor. Zor oyunu buluyor. Hiçbirisinin ekonomisi yık kardeşim bak senin binan riskli. Yık yenisini yap dediğinizde bana şunu söylüyor. Ben nasıl yaparım? Zaten dişimi tırnağımı arttırdım. Bir daire aldım. Oturuyorum. Ekonomim buna yeni bir daire yapmaya müsait değil. Efendim sana 20 sene taksitle faizinde önemli bir kısmını biz karşılamak üzere vereyim. Ben o taksiti ödeyemem diyor. Ödeyemem o taksiti. O zaman iki seçeneğiniz var. Bir, ne yapayım kardeşim bu riskli binada yaşa. Madem ki yapamıyorsun. Bunu diyemezsiniz. Bunu diyemezsiniz. Ne vicdanınız der ne devletin aklı bunu der. Değil mi? Evet. Diyemezsiniz. O zaman diyeceksiniz ki kardeşim ben burada biraz şöylesine doğru sana yükseklik vereyim. O yukarıki katlardan elde edilen nemadan aşağıya. Senin binan yapılsın. Sen riskli bir binadan kurtul. Ama yani o hiçbirimizin hoşuna gitmeyen, o estetik yani yüksekliğinden dolayı estetik olmayan, yoksa yüksek olup da estetik yapılabilirdi. Biz sadece estetiklikten kastım yüksekliğini ben estetik kabul etmediğimden söylüyorum. Ama bir yüksek binada estetik yapılabilir. Bu başka bir şey. Şimdi o binayı ikinci şıkka mecbur kaldık değil mi? Mecbur yani, kaldık. Yapacak başka bir biraz önce söylediğim yok. İnsanlar kendi söyledikleriyle biraz sonra paradoksal bir yapıya düşerler. Çelişir. Evet. Şimdi bu birçok alanda vardır. Baz istasyonları olmayan bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Doğru. Hasan neredesin? Bir dakika sonra da telefon ediyorsunuz. Şimdi Hasan çıkmayınca Hasan'la konuşmayınca ya oğlum niye nasıl bir şey bu? Şimdi değil mi bakın kendi kendinizle ters düşersiniz. Doğrudur temenniniz. Baz istasyonları olmasın, elektronik kirlilik olmasın da öyle bir teknoloji de yok. Yani baz istasyonsuz konuşan bir cep telefonu. Binalar arasında bir kilometrelik yeşil alanlar henüz, olsun. Henüz öyle bir teknoloji olmadı. Bu bakımdan bakanlık personelini eleştirenler bu gerçekleri bilirlerse bizi daha az eleştirirler diye düşündüm. Eleştirildiklerinden şikayetçi değiliz tabii de. Ama ben bu bakanlık hak ettiği kadar takdir edilmediği ve haksız eleştirildiği gibi de bir şeyim var. Mesela çevreyle ilgili hiçbir şey yapmadı. Efendim böyle yüksek binalar yapıyor ya falan biz yerde. Biz sizi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak görüyoruz. Biz biraz eskidik tamam. Galiba. Alışamadık daha şimdi, çok fazla. Bazı mecburiyetler böyle. Diyebilirsiniz ki bu insanların binayı yükseltmeyin. Hı hı. Bir üçüncü şık daha var. Bu insanların binalarını yükseltmeyin. Bu insanlara başka yerlerde konut verin. Şehrin dışında. Dışında başka bir yerde. Bir. Yine onun parasını devlet ödeyecek. Bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Kira anlamını söylüyorsunuz. Sadece kirayı demiyorum. Binanın yapımını da kastediyoruz. Yani vatandaşın riskli binasını yapacaksınız. Buradan kaldıracaksınız. Falanca mekana gönder. Al sana. Ya o 250 daireyi yapabilmen için adamın arsası sabit. Oranın miktarını 500 daireye çıkarman lazım. Evet. Kalan 250 daireyi satıp onun parasıyla alttakini yapasın. Doğru. Ya da çaren yok yani. Ya da o 250'den siz bir başka mekanda bir yer adama bina yapacaksınız da vereceksiniz. Onu yükseltmeyeceksiniz. Evet. Oradaki arsayı nereden bulacaksınız bu kadar? Oradaki parayı devlet olarak kaç milyon insana nasıl bulacaksınız? Bir de daha önemli olan bir şeyi söylüyorum. Varsa ki Türkiye Cumhuriyeti o günü yakalamış, çok büyük paralara, çok büyük servete ulaşmış. Ama vatandaş diyor ki ben burada oturuyorum diyor. Ben Fikirtepe'liyim.
Siz başka bana Bostan, siz beni Bostancı'da en lüks dairenin olduğu bir sokağa gönderseniz şey gitmem yaptı, kardeşim. Çok, çok zor yaşadı. Gerçekten. Melih Bey Dikmen Vadisi'nde bunu uygulamayı yaptı. Dikmen Vadisi'nde oturanlara bilmem nerede konut yaptı. Gitmek istemedi insanlar. Doğru. Efendim insanların doğru mekanda evet ilişkisi var. Efendim ben bir araya girip biraz hızlanabilir miyiz? Buyurun. Çok sorumuz var. Bu mekanla ilişkisini de önemseyen, bakın insanı merkeze alan, evet, insanın yaşadığı yerle bir ilintisi var. Evet. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz bakanlık olarak. Olabildiği ölçüde yaşadığı yer, istediği yerde yaşamasının onun en ciddi özgürlüğü olduğuna inanıyoruz ve buna da saygı duyuyoruz. Sayın Bakan, ben Akkuyu Nükleer Santrali'ni sormak istiyorum. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili zannediyorum Greenpeace'in bir isteği var. Hı hı. Üçüncü ÇED raporu iade edilsin diyor. Evet. Tabii Akkuyu ile ilgili başka eleştiriler de söz konusu. Yani Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılmaması yönünde bir lobi olduğunu iddia eden çevreler var. Acaba bu az önce bahsettiğiniz başka mega projelerde de aynı şey karşınıza çıkıyor. Hükümet karşıtlığının bir yansıması mı acaba? Ben şimdi demin bu sorulabilir diye de notumu almışım. Çünkü bazı rakamlar insan hafızasında kalmıyor. Nükleer santralla ilgili, Akkuyu ile ilgili yani 3400 sayfalık bizde ÇED raporu var, inceleniyor. Evet. 3400 sayfa. Biz bunu inceliyoruz. Artı atıkların bertaraf edilmesiyle ilgili yazılmış, çizilmiş, nasıl edeceğiyle, kirlilik sıfıra indirilecek şekilde nasıl olacakla ilgili bakanlığımız bu konuda henüz çalışıyor. Evet. Benim şu anda söyleyeceğim her şey, yani raporun bitmemiş, raporun incelenmemesi bitmemiş bir haldeyken kesin bir şey olmaz. Evet. Ama şunu kadarını söyleyebilirim. Bu rapor inceleniyor. Memleketimize, milletimize en sorunsuz şekilde yapılmasıyla ilgili bakanlığımız gayret gösteriyor. Az önce 3. havaalanında söylediğinizi bununla da söylüyorsunuz evet herhalde. Evet. Efendim o şeyle ilgili hani Greenpeace'teki arkadaşlar da çevre duyarlılığı olan insanlar. Onların da görüşlerine biz saygı duyuyoruz. Tabii ki herkes de saygı duymalı. Onların hani Türkiye'nin bir yılda verdiği akaryakıta, petrol ürünlerine verdiği para 60 milyar dolar. Ve dolayısıyla cari açığın oluşmasında en büyük etkenlerden bir tanesi. Fransa'da bakıyorsunuz 60 tane nükleer santral var. Orada Almanya'da 40 tane var. Amerika'da sayısını bilmiyoruz. Her yerde var. Dolayısıyla bu dışarıya verdikleri enerji bağımlılığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye olduğu için. Hani onlarla da bu konuyu konuşsanız, onlara da Paris'e gidiyoruz değil mi? Bulunduğumuz yere belki 1,5 kilometre mesafede bir nükleer santral var. Paris'in hemen dışında. Doğru mu efendim? Yani hani onlara bunları da anlatsak hep beraber onlar da ikna olmazlar mı? Bu Greenpeace'i temsilen, eleştiren arkadaşlar. Bizim personelimiz, işte medya aracılığıyla biz, herkes anlatmaya çalışıyor. Bir de şu var. Ben bunu bir yerde daha söyledim. Cenab-ı Allah bu memlekete her zenginliği vermiş. Yani coğrafi zenginliği vermiş, dağlarımız, yaylalarımız, iklimimiz, bir tarafta deniz, bir tarafta kayak yapıyoruz. Her şey var ama yani enerjiyi vermemiş. Enerji fakiri bir ülkeyiz. Biz enerjiyi bir şekilde temin etmek durumundayız. İki, depremle ilgili bizi, yani bizim Türkiye, bu güzel cennet vatanımızın %90'ı desek mübalağa olmaz. Deprem kuşağı, depremle ilgili bir yer. Bu demin kentsel dönüşüme de bir cevaptır. Biz kentsel dönüşümde biraz da böyle telaşlı, biraz gayretli hareket edişimizin sebebi şudur. Allah göstermesin ama ben 99 depremini yaşadım. Deprem, evet. Ben 99 depreminde belediye başkanıydım. 2 gün Tuzla'da, 60 günde İzmit ve Adapazarı bölgesinde çalıştım. Depremi bilirim. İnsanoğlu çabuk unutuyor. Bir daha deprem olur mu? Yani dünya oldukça oluyor. Türkiye'de buna gebe. Ne zaman olur? Evet. 100 sene sonra diyen de var, 3 sene sonra da diyen var. Biz bunu bilemeyiz. Yani henüz de saatini, gününü, takvimini belirleme tekniği oluşamamış. Herkes bir tahminde bulunuyor. Ne kadar doğru bilmem. Peki biz ondan evvel olabildiği ölçüde riskli binamızı azaltmamız ancak kentsel dönüşümle mümkün. Kentsel dönüşüme niye önem verdiğimizi, vereceğimizi bundan da söylüyorum. Türkiye'de 6,5 milyon riskli bina var. Hatta biraz daha iyi incelersek bu daha artar. Köylerdeki çoğu binalarımız risklidir. Ne yapmamız lazım? Dönüşüm.
Evet, hızla dönüştürmemiz lazım. Bir de tabii mevcut binalarımız hiç deprem riskimiz olmasa bile çok niteliksiz. Efendim? Yani enerjimizin %80'i dışarıya gidiyor. Mantolama yani sanki yok, ağzından şey söyleyeceğimi evet. söylüyorsunuz. Evet. Yani niteliksiz aynen. yani. Niteliksiz. Şimdi deprem şart. Geçen Esenler Belediye Başkanımız sağ olsun böyle üretken bir arkadaş kentsel dönüşüm müzesi yapıyor şimdi. Fotoğraflar gördük. Ki bende de buna benzeyen şeyler vardı. Fırsat bulursam kendisine de vereceğim. Böyle komik komik şeyler vardır biliyor musunuz? O vasıfsızlıkta resmen gülünecek şeyler vardır. 3 kat yapmış adam. Ekonomisi iyi değil. Yığma yapmış. 4. katta biraz tuzu kurulaşmış. 4. katta başlamış kolon yapmaya. Binanın altında kolon yok, üstte kolon var. Fotoğrafı var biliyor musunuz bunu? Buna benzeyen çok ilginç. Böyle o kadar o deprem eyvah, sırasında... Eyvah efendim. Eyvah, bu bir eyvah. Tane 10 tane değil. O zaman bizim... Bunu ben ilk kez duyuyorum. Bu kadar da hani 4. kattan sonra kolonun başlaması. Bir tane bir fotoğraf var. Kolon burada. Üstteki burada. Böyle 1.5 metre var arada. Orada bir ekonomik durumu düzelmiş galiba. Of. 4. kata geldiğinde. Şimdi şöyledir doğru. Bakın. Çok genel bir şey söylüyorum. Vatandaş İstanbul'a göçtükten sonra başını sokacak bir arsa alır. 2 sene bekler. Orada başını sokacak bir ev yapmaya çalışırdı. Bu 94'ten sonra bu söylediklerim Sayın Başbakan'ın Büyükşehir Başkanı olduktan sonra bu söylediğimiz yoka diyeceğimiz kadar azaymıştır. Şimdi ondan sonra o ilk yaptığı binada şöyle şu kadarlık bir kolon 7'lik yok da 8'lik 10'luk küçük demir 4 tane demir tamam mı? İşte böyle komik bir kolon kur veya koymaz üstünü beton atar ve onun içine girer. Kışın soğuk olur. Bakın bu söylediğim çok yaygın. Bu anlattım. Binaların çok çoğunda önemli var. Bir kısmı böyledir. Kışın soğuk olduğu için ertesi sene der ki ya biz çatı yapalım buna. Komşu der ki ya senin oğlan yarın evlendiği zaman ne yapacaksın? Üstüne çatı yapana kadar kat yap. O 2. katta kolon biraz büyür. O 10 santim 10 santim olan kolon 15'e 15 olur. O da yapılır. Bir müddet sonra biraz daha ekonomisi olduğu için 3. kata sıra gelir. 3. katta artık doğru düz kolon olur. Yani 20'ye 20, 16'lık demirler falan vardır böyle. Eyvah eyvah eyvah. Bu söylediğim, inan ki karikatürize etmiyorum. Vakadır, binler biliyorum. Evet. Peki ne yapacağız? Kentsel dönüşüm yapmayacağız da. Bu hızla, ne kadar hızlı yaparsak. Hani söyleniyor ya, işte Japonya'da bir depremde şu kadar az insan ölüyor bu kadar. 7 yani, kişi, 16 kişi efendim. Evet yani. Efendim yani ama onlar da bu dönüşümü öyle 3 senede, 5 senede yapmamışlar. Şili filan da evet, depremde. Onların. Onlar da uzun bir zamanda yapmışlar. Yani bunu sadece deprem olarak düşünmek lazım. Yani tabii. Sizin yeni yaptığınız kentsel dönüşümlere bir de şu var. Şehrin dokusu da değişiyor. Yani oraya siz sadece yeni teknoloji, yeni inşaat malzemeleri, yeni inşaat teknolojisini getirmiyorsunuz. Bir de beraber sosyal donatıları da getiriyorsunuz. Şimdi o da var. Yani beraber birçok sosyal donatı. Bir tane ağaç dikecek yeri yok Esenler'de. Yani deseniz ki ya bir abide ağaç dikeceğim. Bunun için de harcayacağım kadar para harcayacağım. Bana bir görev göster Esenler Başkanı. Yok. Peki bu çocuklar nerede oynasınlar? Parkı yok. Bu çocuklar nerede koşsunlar? Bu insanlar park yok mu hakkı? Oranın yok. Çözümü ne efendim? Esenlerin efendim işte çözümü. Kentsel dönüşüm yapıyor. Alt tane bina yıkıldı şimdi. O zaman da ben biraz... geçen oradaydım. Evet. Doğru dürüst havuzları olan, evet. Koşu pistleri olan, bisiklet yolları olan, okulu olan, camisi olan, sosyal donatıları olan, gençlik merkezleri olan şehre dönüşüm. Bu dönüşüm ne kadar sürer Sayın Bakanım? Yani toplamı bütün ihtiyaçlar epey bir zaman alır ama İstanbul'da herhalde bir 10 seneyi geçer. 10 seneyi geçer. Geçer. Ya Anadolu'da da TOKİ'nin yeni yaptığı kentsel şeylerde, projelerde çoğunda okul, cami, çarşısı, ufak bir çarşısı her şeyi var hemen hemen hani çoğunda. Bir, çoğunda var yani bir şey anlatırlar. Deniz yıldızları, dalgaları geldiği zaman işte eyvah bunlar ölecek diyene karşılık bir tanesi bir tane alıyor, atıyor. İşte bu ölmeyecek diyor. Ben de diyorum ki her dönüştürdüğümüz bina bir can, binlerce, onlarca canın onlarca riskini azaltıyor demektir. Evet. Efendim hızlı hızlı gidecek olursak çevre algısını biz nasıl oluşturacağız? Öyle ki yani biz hep beraber vatandaşlarımız, ben, siz, hepimiz böyle işte... Sigaraları atan caddeye, tüküren, biz niye böyle olduk da çevre düşmana bir hale geldik?
Hani ben tarihe baktığım zaman Osmanlı'da böyle değil. Yere tükürmenin bile cezası var. Biz ne olduk efendim böyle? Siz çevre bakanı olarak bunu nasıl sağlayacaksınız? Yani bize nasıl bunu aşılayacaksınız? Arabadan kağıt atmayacağız, çöp atmayacağız, çöpleri ayrı ayrı koyacağız. Biz Avrupalı olamayacağız mı? Biz Avrupalı olamayacağız ama kendimiz olacağız diye düşünüyorum. Yani biz o dediğiniz özelliklerimiz vardı ve tekrar onu kazanacağız. Yani benim Avrupa'dan eşimin bir akrabası geldi, 7 yaşında bir çocuk. Kullandığı bir elektronik cihazın pilleri bitince onu bir kutuya koydu. Ben bunu Almanya'ya götürüp kutuya atacağım dedi. Demek ki iyi eğitmişler. Buradan o çıkıyor. Yoksa benim çocuğum onlardan da IQ'su daha az falan değil. O zaman biz şöyle bir problemimiz var. Tam anlatamamışız, iyi yetiştirememişiz, iyi yetişememişiz. Geçmişte bu söylediğimiz sadece çevre alanında değil, birçok alanda da bir savrulma geçirmişiz. Biz şimdi toparlanıyoruz. Yani eskiden yaşlı insanların otobüste ayakta gençlerin oturduğunu görmek çok ayıp bir şeymiş. Ya bu görülmezmiş, değil mi? Evet. Ama şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Bir savrulma var. Her alanda bir savrulma var. Bu çevre alanında da olmuş. Ben tarihe baktığımızda, medeniyetimize baktığımızda, kültür köklerimize baktığımızda bizde çevre çok iyi. O zaman bunu yeniden dirilteceğiz ve kendi malımıza sahip çıkacağız. Ben milli eğitimle, bütün üniversitelerle, entelektüel insanlarımızla, tarihçilerimizle, her insanda bağlantı kurarak, topyekün bir çevre seferberliği yaparak, çevre duyarlılığı yaparak, en iyi çevreci biziz dedirtecek bir hale bu ülkeyi getirmek. Belediyeler de hazırlandı. Belediyeler, iyi söylediniz. İl özel dersi, belediyeler, belediye başkanlarımız. Ben önceki gün araç teslim ederken belediye başkanlarıma konuşma yaptım. Bu konuşmam diyelim ki 20 dakikaysa 15 dakikası çevreydi. Her belediye başkanımızda da bu duyarlılık sağ olsun var. Gittikçe bu gelişecek. Ben birkaç sene içerisinde biz bu algıyı değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ama Batı, Avrupa bu noktada bizi biliyor. Yani Avrupa Birliği'ne de gidiyoruz. Ona efendim, da tabii. Evet. Şimdi bu işler şöyledir. Bir lokanta 50 sene çok iyi lokantadır. Hep gidersiniz de bir gün birinin saçının teli düştüğü gün bir daha oradan hemen laf olur, değil mi o? Yani halbuki orada günlerce binlerce tabak yemek yeniyordur filan. Bizim bakanlığımızda böyle bir şeysi var. Bir yerde bir şey olduğu zaman hemen oluyor. Ama Türkiye genelde böyle çok karamsar bakmamak lazım. Çevre noktasında biz iyiyiz. Avrupa Birliği'nin birçok alanda bize karşı şey davranıyor. Cimri davranıyor, değil mi? Böyle sıkı davranıyor. Açmıyor faslları ama daha işin başında yakınken bize çevre faslını açtı. Ve biz Avrupa ile uyum noktasında neredeyse %80'leri mevzuat iyi. Mevzuatımız tam yükümlülüklerimizi de yerine getiriyoruz, değil mi? Yükümlülükleri yerimize getiriyoruz. %80 oranında. %80 oranında uyum, mevzuat uyumu sağladık. Şimdi eksiklerimizde mesela arıtma, sıvı atık arıtmamızda eksiğimiz var. Bunu hafıza projesi haline nasıl getiririz diyoruz. Belediye başkan, belediyelerimize bu noktada bizim İller Bankamızın, bakanlığımızın teşvikleri var. Avrupa Birliği ile yaptığımız bir anlaşma var. Onlar bir kısmını fonluyorlar. Mesela ben önceki gün Amasya'nın sıvı atık tesisini Avrupa Birliği fonundan 9 milyon euroluk bir projeydi. Temelini attım. Yani Amasya bir buçuk sene sonra, bilemedin iki sene sonra Amasya'da artık sıvı atık problemi olmamış olacak. Hızla ilerliyoruz bu noktada. Yani çok mükemmel diyemem ama hızla iyiye doğru gidiyoruz ve sahaya indireceğiz bütün insanları, çevre noktasında belediye başkanlarını, gençleri, üniversiteleri, herkes omuz omuza verecek bu Avrupa Birliği'nin %100'ünü yakalamaya, bir de o algıyı herkesin, yani niye Almanya'da içtiği kolayı atmıyor da burada atıyoru da düzelteceğiz. Evet. Sayın Bakan, bu noktada sizin eleştirilen de bir sözünüz vardı aynı zamanda. Çevre Müslümanın anasının ak sütü gibi helal malı dediniz. Aslında bunu ne için söylediğiniz bazı kesimlerce anlaşıldı, bazı kesimler anlamadıklarını yani öne sürdüler. Yani burada birilerini dahil etmek, birilerini kötülemek değil. Ben bu ülkenin insanlarının bu çevreye çok sahip olması için diyorum ki kardeşim bu Avrupa'dan falan gelmedi. Bu senin malın, bu senin değerin. Şimdi malınla değerin arasında da bir tartışma oldu. Bu bir deyimdir. Yani Türkçe'de deyimler vardır, teşbih vardır, mecaz vardır filan. Bu bir deyim. Ha ama çevreci terminolojisiyle konuşmak lazım diyorsan bu çevre bilinci senin öz değerindir diye düzelterek söyleyeyim.
Tamam mı? Çünkü o malın kelimesini çok farklı algılayanlar. O bir deyimdir aslında. Yani teşbihte hata olmaz. Hayır. O denir yani. Birçok şeyde bunu deniz babanın malı mı falan diye kullanırız bu lafı. Türkçenin güzelliklerindendir. Türkçemiz çok derin bir dildir. Tamam mı? Evet. Ama ben o cümleyi şunun için hala kullanıyorum. Bu ülkenin özbeözü malıdır. Burada bu topraklarda yaşayan insanlar asırlardır çevrecidir. O bilinç vardı. Uygulamada eksikleri, hataları da olsa evet. Avrupa'da, Amerika'da 72'lerde bu ortaya çıkmış. Biz de tamam. Dolayısıyla biraz onlar geriden... tersini mi söyleyenler var? Ya hayır, biz hiç öyle değildik. Biz hiç çevreci değildik. Biz hayatta tarihte hiç olmamışız birileri diyorsa, tarihte bizim çevreyle hiç idrakimiz, anlayışımız yoktu. Biz hayvanlara çok kötü davranıyormuşuz diyorsa tarihi bilmiyor derim. Ben en yumuşak eleştirim ona o olur. Biraz incelesin. Doğru söylemiyor derim. Efendim ara verme durumundayım ama bu çevreyle ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mesela ben Çankaya'da oturuyorum. Bir çöp kutusu var. Bir tarafından plastikler atılıyor. Bir taraftan kağıtlar, bir taraftan camlar veya işte diğer atık şeyler. 4 tane deliği var ama içinde birleşiyor. Bunları da düzeltecek misiniz? Zaten şimdi bakın atık 2023 hedeflerimizde şu var. Çok zor olan bir şey bu ama hedef seçiyoruz. Sıfır atık politikası izleyeceğiz. Hatta atığa yatırım yapsın iş adamları. Almanya'daki gibi. Gelecekte bunda ekonomik menfaat var. Gelecekte para kazanmaz söz konusu. Yani bizim 2023'lere doğru ne kadarını becerebiliriz? Ben %100'ü gerçekleştiririz diye hedefliyorum. Hiç atık olmayan, tabiata hiç atık vermeyen bir hale gelmeyi hedefliyoruz. İşte hedefimiz bu. Malum hedefler belirlenir ve o yola koşarsınız. Koşarsınız. Şimdi bugün nereden geldiğimize de bakmak lazım. 94'te Ümraniye'de bir çöp patlamasından 38 kişi ölmüştü. Evet efendim 38 kişi. Tuzla'da ve orası patlayınca Tuzla'yı çöp deposu haline getirdiler ki daha önce vardı. Ben engel olmaya çalıştım. O fotoğrafı seyredenlerden, izleyenlerden varsa bana göndersinler. Ben de arıyorum. Arşivimde var bu. Bulamıyorum. Ben makam masamı çöplüğe götürmüştüm. Protesto etmiştim. Ya kader bizi çevre bakanı yapacak. Orada çalışmışsınız ben artık, değil mi? Tamam yani. Oraya kurdunuz çöplüğü, kurdunuz evet, orayı. Evet, istemiyorum ben. Tuzla çöplük olmasın için doğru, götürdüm. Doğru. Yani basında falan günlerce çıktı, şey oldu. Çıktı, ben hatırlıyorum çıktı. O fotoğrafınızı. Çalıştınız yani, orada. Tabii günlerce orada oturdunuz. Evet. Ama kaderde işte dönüp dolaşıp şimdi o çöple ilgili problemleri çözen bir makama geldik. Evet. Allah böyle takdir evet. etmiş. Atıkları yönetmeyi çok hızla becermeye, öğrenmeye, başarmaya başladık. Türkiye bu noktada şimdi katı büyük atık. Büyük şehirlerde iyiyiz. Çok çok iyiyiz. Büyük şehirlerde bayağı. Yani bir insan üzülüyor. Yani o koyuyorsunuz evet. o kadar her şey aynı kotaya gitmesin evet. diye. Ben şimdi için şu özellikle... anda mesela vahşi depolamadan modern depolamaya doğru şimdi, hızla gidiliyor. Bir taraftan da sıfır atığı nasıl uygularız? Mesela evlerde tüketilen yağlar. Evet. Şimdi tükettiğimiz kadar yağı tekrar geri döndüremiyoruz. Evet. Bununla ilgili bazı belediyelerin akıllı çok güzel projeleri de oluyor. Burada da hedefimiz o. O yağın şeye atık suyla karıştığı zaman anlatmaya gerek yok. Büyük sorunlar oluşturuyor. Her alanda böyle bir seferberlik oluşturup ben bir Almanya'da bir Alman vatandaşı hangi hassasiyeti gösteriyorsa, Almanya'da çevre ne standartlarsa, evet. Hollanda'da neyse hedefliyoruz ve başaracağız. Evet. Başaramayacağımız hiçbir şeyde olmadığına inanıyorum. Evet. Başarırız. Çok, çok azimlisiniz ve kararlısınız. Efendim kısa bir ara daha istirham ediyoruz, devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce ile sohbetimize, programımıza devam ediyoruz. Nuri Elibol ve Ercan Gürses ile birlikte. Efendim aslında demin arada çok güzel bir şey söyledi Nuri Bey. Türkiye'de çevreyle ilgili, çevreye karşı yapılan bir şey olsa, siz çevrecilerle beraber yürürüm. Greenpeace'cilerle beraber eylem yapar mısınız? Tabii. Yürür müsünüz? Ama paradigmalarımızı birleştirip aynı şeylere bakmamız koşuluyla. Şöyle yürürüm. Şöyle, biz sürdürülebilir kalkınmadan yanayız. Ne tabiatı, çevreyi,
havayı, suyu, toprağı kirletmeden ama sonuna kadar kalkınma, sonuna kadar gelişme, sonuna kadar teknoloji. Yani biri birinin alternatifi değil. Şimdi ben tabiatı koruyacağım sabitinde kalarak, hani Mevlana'nın bir ayağımız sabit öbürle dünyaya dolaşırız ya, ben de toprağı, suyu, havayı koruyacağım sabitine bir ayağımı koyarak, inadına teknoloji, inadına kalkınma, inadına gelişme, benim bu ülkede inadına metro, inadına hızlı tren, inadına havaalanı, köprü ne varsa, dünyada ne varsa en iyisi benim ülkemde ama olacak. Ama çevreye doğru bir şey olursa o ayağımız sabit kalacak. Sabit kalacak. Diğeriyle. Çevreci değil mi yani? Japonya çevreci değil evet, mi? Diğer bir ayağımız sabit kalacak, kabul. Toprağı, suyu, havayı kirletmeyeceğiz. Bunda hemfikiriz. Ama diğerinde, peki buna işte Batılılar sürdürülebilir kalkınma demişler. Batılıların bir uyanıklığı var. Farkında mısınız? Onlar dünyayı berbat ettiler. Yani bu Karadeniz'e atılan bidonlar, bu Afrika'yı çöplük onu haline diyor, getirmeler. Şimdi sonra onlar çetsiz geliştiler. Çetsiz kalkındılar. Değil mi? Dünyayı perişan ettiler. O ozon gazı, ozon... Kim deldi? Onlar biz mi yaptık yani? Ya da Afrika'daki, yani Uganda'daki insanlar yapmadı herhalde. Değil mi? Şimdi o en çok çevreci geçinen dünyada güya insanlar yaptı. Peki bizse nasılız? Bak biz hem ÇED'i uyguluyoruz hem kalkınıyoruz. Onlar gibi dünyayı tahrip etmeden, onlar gibi dünyaya zararlı atıklar atmadan teknolojinin, bilimin getirdiği bütün şartları uygulayarak şimdi bakın neyi tartışıyoruz? 10 gün mü 12 gün mü? Değil mi? Evet. Yani 9 gün mü? Yani ne olacak? Tut ki 9 gün olmuş yani. Orada bir usuldür ne, yani. Usul evet. Ne yani fark orada bir usuldür. Doğru söylüyorsunuz. Bakın çevre olur. Konusunda dünya kendi havaalanlarını yaparken, kendi teknolojik gelişmelerini sağlarken falan bunları çetmed etmiş etmemişler. O sanayi devriminden sonra İngiltere'nin filan halini bir filmlerde görürsünüz. Rezalettir. Çocuklar çalıştırılır. 7 yaşında çocuklar çalıştırılır. Fransız metrosunda, Paris metrosunda binlerce Cezayirli açlıktan ölmüştür. Biz nasılız? Bakın. İşçinin hakkını koruyalım. Londra metrosunda değil tabii. Mi? Tabii. Yani bizim çevre konusunda beni iddialı fazla bulan arkadaşlarım bir de bu gözle baksınlar diyorum. Biz gelişiyor muyuz? Gelişiyoruz. Nasıl gelişiyoruz? Çevre duyarlılığı ve ÇED raporlar alarak gelişiyoruz. O kadar hassasız ki 10 mu 12 gün mü inceleyecek kadar. El alem asırlardır, bir asırdır bütün dünyayı berbat etmiş, öyle gelişmiş. Biz dünyaya borçlu değiliz. Bir... Dünyaya başkaları borçlu. Türkiye, biz borçlu değiliz. Türkiye bir atık çöplüğü olmayacak o zaman. Kesinlikle olmayacak. Tamam. Ve olabilir mi böyle bir şey? Nasıl müsaade ederiz buna? Bizim her taşımız mübarektir, kutsaldır. Bırakır mıyız böyle atığını getirsin atsın? Mümkün değil mi? Seçimler yaklaşıyor. Seçimle ilgili affedersiniz. Buyurun. Bakın bir genelge gönderdik. Buradan ben bütün siyasi partilere, hangi partiden olursa olsun. Bir şey, bir temenni, bir dilekte bulunduk. Dedik ki, ya kirletmeyelim. Gürültüyü çok yapmayalım. Ya elinde hasta olan var. Efendim senin partin de yapıyor birisi şimdi hemen der gibi duyar gibi oluyorum. Canım ben herkes yapmasın diyorum. Şimdi bir A partisi yapsın da B partisi yapmasın ayrımı yapmadık. Dedik ki kağıt kullanılsın, poşet, naylon kullanılmasın. Sonra törenlerden sonra bunlar toplanılsın. Belediye başkanları buradan çok azap çekiyor, sıkıntı çekiyor. Olur olmaz yerlere olur olmaz yazılar yazılmasın. Bu ses kirliliği, gürültü kirliliği oluşturmasın diye bir genelge gönderdik. Çok iyi. Uyarsa bu bir insani bir şeydir, medeni bir şeydir, bir davranıştır. Ben herkese burada çağrıda bulunuyorum. Hem seçimde. Ses ve hem çevre kirliliğini önlemek açısından. Evet, hem de yani biraz daha böyle şey olalım. Ya, duyarlı olalım. Duyarlı olalım diye. En fazla siyasilerin duyarlı olsun diye dün evet. Yayınladık genelgeyi. İnşallah herkes uyar. Tabii yayınlamak, uymak, uygulamak da çok önemli değil mi evet. Sayın Bakan, Sayın Nur Bey? Evet. Evet. Sayın Bakan, aslında ben size sorup sormamakta tereddüt de ediyorum. Bir soru var bende ama Türkiye'de çok meşgul oldu bu soruyla. Geçtiğimiz günlerde bir hayvana işkence yapıldı ve öldürüldü. Yani bir Eskişehir'deki kedi. Bir öğrencinin bir kediyi öldürdüğü iddia edildi. Vahşi bir yöntemle öldürdüğü ve burada ayrıntılarını söylemekten imtina edeceğim bir yöntemle öldürdüğü ima edildi, iddia edildi. Ve sonra sosyal medyada da bunu yayınladığı söylendi, savunuldu. Bu konu bir Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak sizin yapacağınız yorum da çok merak ediliyor. Şimdi tabii bir hayvana bizim inancımızda, kültürümüzde hayvan hakkı insan hakkından önce gelir. Değil mi? Evet. Bunun ilahiyatçılarla falan isteyenler incelesin, konuşsunlar.
Bizim kültürümüz de böyledir. Çok eğitimli olmayan, çok okumamış, diplomalar olmayan falanca rakımda, 2000 rakımda, 500 rakımdaki Hatice abla bile birisi köpeğe taş atarsa aynen bunu söyler. Hayvan hakkı insan hakkından önce gelir. Tamam. Bizim binlerce yıllık bir kültür değerimizdir. Bizde böyle bir şey olmaz. Bir, yani toplumumuzun hayvanla ilgili bakışı geçmişte de çok çok destansı güzellikler vardır. Vakit yetmiyor, anlatamam bunu. Ama destansı güzellikler vardır. Yani dünyanın insana layık görmedikleri, hala ulaşamadıkları zirveye bizim bir dönemler hayvanlarla ilgili böyle güzelliklerimiz Osmanlı vardır. Osmanlı kuşları için vakıf kurmuş. Yani. Müthiş bir şeydir. Değil mi? Dağda karnı doymayan hayvanlar için kışın vakıf. İnsanlar vakıflar kurulmuş. Gitmiş dağlardaki vahşi hayvanlara et atmışlar, değil mi? Evet. Bunlar çok daha çok çoğaltabiliriz. Hı. Şimdi bu arkadaşa gelince 20. asır insan psikolojisinin çok savrulduğu bir asır. Ben bunun daha çok çevreden, daha çok hayvan hakları, hayvan sevgisinden çok bunun ruhsal yönünün incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir insanın sağlam bir ruh yapısında, sağlam bir psikolojide bir insanın böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Ancak burada bir şey daha var. Evet. Yani bu doğru mu da bilmiyorum. Yani bazı arkadaşlarım da bana ya böyle de değil, işte bu bir paparazi diyenler de oldu. Ben bilmiyorum. Eğer doğru iddia ediliyor dedik zaten. Doğruysa bu söylediklerim geçerli. Evet. Doğruysa bu geçerli. Evet. Bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin bana göre ruhsal yapısında bir sıkıntı var. Ve gençlerimiz bir tatminsizlik, bir çağın getirdiği hedefsizlik gibi bazı problemler yaşıyor. Olmaya ki onun getirdiği o anki bir sendrom, o anki bir taşkınlık, o anki bir yanlışlık. Yoksa ben o insanın da ya iyi kalpli bir insan olabileceğini. Çünkü genç bir çocuk, bir insan ne kadar gençse o kadar beyni temiz, kalbi temizdir. Böyle bir kötülük yapamaz diye düşünüyorum. Evet. Efendim, buradan da sözümü şöyle yaşlıysa kalbi kirlidir manasını kimse çıkartmasın. Yani biz yaşlılarımıza saygı gösterelim. Kanal İstanbul. Evet. Ona da değinelim ondan sonra. Çok hızlanabilir miyiz? Kanal İstanbul'la ilgili başlıyor. Yani o hafta bir dramatik yani. Bir şey. Ama tedavisi onun izahı onun ruhsaldır. Çevresel ve hayvansal değil. Evet. Kanal İstanbul'la ilgili Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Yakında ihaleye çıkacağız. Sizin bakanlığınızın da Kanal İstanbul'la ilgili tarafları var, görevleri var. Kanal İstanbul'da ne durumdayız? Bize bir Kanal şey İstanbul'da projeler bir taraftan çiziliyor. Hmm. Tabii uluslararası dünya Kanal İstanbul olmasın diye uğraşıyor. Kanal İstanbul olduğu zaman İstanbul daha bir güzelleşecek, daha bir hoş olacak. Şu anda projeler üzerinde hızla çalışılıyor. İşte karayolları ile bağlantılarının, köprülerinin nerelerde nasıl olacağı, hangi tip köprülerin olacağı, karayollarının hangi akslarla birleşmesi, işte D100'dür, D10'dur falan veya diğer işte, karayolları akslarıyla onların kesişmesi üzerine. Bu çok ciddi bir mühendislik işidir. Çok ciddi bir mühendislik işidir. Yani siz orada hem su bağlantısı sade yapmıyorsunuz. Ayrıca karayolu bağlantısı yapıyoruz. Enerji bağlantısı yapacaksınız. Ulaşım bağlantısı vesaire vesaire. Komplike bir şey. Çok bir şey. Zor bir iştir evet. O. Yani öyle. Bu da ben sevindirici bir şey. Yani benim ülkem böylesi büyük projelere ulaşacak düzeye gelmiş diye ben gurur duyuyorum bu projeleri konuşurken. Mühendislik damarım da burada kabarıyor. Ya bütün mühendis arkadaşlarımı da İstanbul tarihi yarımadası büyük tehlikelerden kurtulacak o zaman. Tabii yani şimdi o Boğaz Köprüsü, Boğaz İstanbul Boğazı şu anda bir petrol borusu. Evet. Değil mi? Bir evet. Boru. Akşama kadar o geçen tankerler geminin had hesabı yok. Boruya dönmüş değil mi? Evet. Yan yana koyduğunuz zaman bir petrol borusuna dönmüş. Türkiye'nin kaderi. Uluslararası anlaşmalar gereği oradan geçirtemiyorsunuz. Sonra ya bir bu yanı var. Montreux ile ilgili bir sorun var tabii. Onunla ilgili var. Bir diğeri de yani bir mühendislik projesidir. Güzel bir projedir. Evet. Yani bu da iyi anlatılabilir ise ben herkesin çok güzel diyeceğine inanıyorum. Efendim hızlı geçecek olursak siz çevre konusunda çok iddialı konuştunuz. Peki teknik olarak yeterli ekibiniz var mı? Çevre konusunda bu benim şahsım adına iddialı değil. Milletim adına iddialıyım. Bakanlığımızda çalışanlar adına iddialıyım. Mahkeme kadıya baki kalmıyor. Ben giderim, Hasan gelir, Mustafa gelir, biri gelir. Yani nasıl benden önce bakanlar vardıysa benden sonra da onlarca bakan olacak. Dünya dönüyor. Ama bu millet adına ben bu iddiadayım. Diyorum ki Alman iyi çevreci oluyor da
Yani Türk niye olmasın, bu vatanın evladı niye olamasın diye iddialıyım. Aynen. Evet, elemanlarımıza, personelimize gelince biz 10 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene önce tabii ki teknik elemandan mahrumduk. Yeterince bir kasabanın bile içme suyu projesini yapacak mühendislerimizin olmadığı günleri yaşamış bu ülke. Ama şimdi çok mükemmel ilim adamlarımız var. Dünyanın bilim adamlarıyla yarışacak kadar iyi profesörlerimiz, doçentlerimiz, asistanlarımız var. Bakanlığımızda da çok kaliteli, güzel arkadaşlarımız var. Niye değiştiriyorsun falan derseniz canım bu da yoğurt iş tarzıdır. Yani. Efendim bir de o noktada peyzaj ve jeoloji mühendislerinden çok yoğun soru geliyor. Madem bu kadar iddialı Sayın Bakan, bizi de alsın veya kaç tane yeni personel alacak diye. Şimdi efendim bakın yani dükkan senin diye bir tabir var. Yani bana da ayrılan bir bütçe var, evet. Bir kadro var. Yani bakan böyle şu kadar kişi alacağım. Sonuçta bu ülkenin bir makro düzeyde bütçesi var. Evet. Bunun personeli harcayacağı bir para var. Elbette bu kardeşlerimizin belki isteme hakları ama karşılayabilecek de zaten bu yakında benden önceki Sayın Bakan'ın döneminde yapılmış bir imtihan vardı. 117 kişi. Evet. Onlar ben de son imzayı attım. Yani mülakatları yapılmıştı onların. Ben göreve başladıktan sonra yanlış söylemeyeyim 15 Şubat'ta falan işe başlayacaklar. 117 kişi. Evet. Nuri Bey. Gündeme son 5 dakikamız kaldı. Yani ben Sayın Bakan'a şeyi soracağım. AK Parti bir şehircilikle ilgili bir mahalli seçimler öncesi bir vizyon veya bir belge açıklayacak. Size o konuda bir görev verildi mi? Siz o ekipte yer alıyor musunuz? Bugün Sayın Başbakan Hüseyin Çelik Bey ve birkaç arkadaşla birlikte AK Parti'nin 2014 seçimlerinde, belediye seçimlerinde belediye ile ilgili tabiri caizse manifestosu ne olacak şeklinde çalışma yapıldı. Zaten şunu da söyleyeyim. Yani bir fıkrayla anlatayım. Evet. Bayburtlu arkadaşlara da selamlıyım buradan. Nerelisin? Komşusunuz de, Bayburtlu. Demiş ki şimdi Bayburtluyum desem hava atıyorsun diyeceksiniz. Şimdi ben de yani AK Parti'nin deyince belediye noktasında kimse hava atıyoruz demesin. AK Parti belediyeciliği bilir, uygulamıştır, yapar. Evet. Yani tam örtüştü değil mi o fıkrayla? Evet, evet. Şimdi ben de AK Partiliyiz, biz belediyeyi çok iyi biliriz deyince kimse hava atıyorsun demesin. Bu böyledir. Ama yani AK Parti'nin şu anda... Herkes de bunu kabullenir. Yani 2002'den beri en kritik kadrolarındaki insanların büyük bölümü belediyecilikten geldi. Evet. Ama Nuri Bey yani bugün açılan metroyla da hani aynı şeyi konuştuk. Yani gerçekten hani metrolarla tanışması anlamında hani eleştiririz yani, ama Sezar'ın hakkı da Sezar'a. Ama yerelde, ama genelde. Şimdi hayali bile güzel diye bir şiir vardır biliyor musunuz? Yani İstanbul'dan hızlı trene bindiğinizde Ankara'ya hatta Kars'a hatta Bakü'ye gideceğinizi hayal eden bir Türkiye var artık. Böyle bir Türkiye var. Artık yerin altında köstebek gibi metrolar yapan bir İstanbul Belediyesi var. Evet. Bakın laf üretmiyor. Kadir Bey ve AK Partili belediyeler ne diyor? Ben şunu edeceğim, ettim, o bunu yapmadı, bu bunu kaçtı, böyle değil, boyu kısa bu. Hayır, ne diyor? Ben metroyu şu kadar yaptım, şu kadar da yapacağım, işte şimdi temelini atıyorum diyor. Evet. Ben diyor, Mecidiyeköy'den Bostancı'ya 11 dakikaya indireceğim bunu diyor. Değil mi? İşte ben diyor, Mecidiyeköy'den Altunizade'ye 16 dakikada ulaştıracağım insanları, yapacağım teleferikle diyor. Evet. A'da projem diyor. Evet. A'da bütçem diyor. Efendim, son 2 dakikamız kaldı. Şimdi... Yani yaptıklarımız diye bir şey var ya, bu genel hizmetlerimizle olsun, yerel hizmetlerimizle olsun. 20 sene, 10 sene önce insanların eline kalem defter verseydik, ya bir hayal kur, belediyeler neler yapabilir, yapmalı. İnan ki bu yapılanları çoğu insan yazamazdı. Evet. Çok şükür hayal edilemeyenler gerçekleşti ve... o yüzden de vatandaş bunun farkında. Belediye deyince, belediyecilik deyince, yerel yönetim deyince AK Parti diyor. O verdiği oylarla da bunu hep ispatladı. Vatandaşımıza da hürmetlerimizi sunuyoruz. Sürem doldu mu? Efendim çok kısa cevaplar alırsak. Efendim ses bantları havada uçuşuyor. Bu hafta Türkiye'nin gündemi bu ve bir internet düzenlemesi mecliste AK Parti'nin getirmiş olduğu. Bu internet düzenlemesi de bazı çevreler ve muhalefet tarafından sansür olarak da nitelendiriliyor. Özellikle bilgilerin 2 yıl saklanması düzenlemesi. Bakış açınıza göre değişebilir birçok kavram.
Şimdi düşünün. İki tane belediye başkanı var. Bir tanesi çok kötü niyetli aday. İki aday var. Bu adamla ilgili bir iddiada bulunuyor. Bunun kızı şöyle 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 diye. Bu da internette yayınlanıyor. Ve buna dokunulamıyor da. Sonunda adam gidecek, mahkemeye müracaat edecek, şunu edecek. Ve adam büyük de bir yerdeyse vay ahlaksız vay diye damga yiyor. Halbuki adam hiç evlenmemiş, kızı da yok. Evet. Şimdi böyle bir şey olmalı mı? Evet. Böyle bir şey olmalı mı? Yoksa bir dakika kardeşim, sen iftira ediyorsun, böyle bir şey yok. Senin işin rakipsen belediyede, ben daha iyi proje yaparım diye adamın evliliğini, bekarlığını, kızının ne olduğunu niye konuşuyorsun mu demek lazım? Doğru. Bakış açısına bağlı bir şey bu. Yani birçok kavram, soyut kavramlar tartışılır bakış açısına göre. Yani hürriyet, mesela Sovyetlerdeki yaşayan insanlara hürriyeti sorduğunuz zaman Batı'da yaşayanların hürriyetsiz olduğunu söylerlerdi. Evet. Bakışına göre öyledir. Derdi ki ya işte eğer bir insanın işte, dilediği kadar evi olamıyorsa, işte otomobili olamıyorsa, bunu satın alamıyorsa veya seyahat edecek kadar, tatil yapacak kadar parası yoksa o hürriyet aldatıcı bir hürriyettir. Evet. Evet, efendim konuyla alakasız kasetlerin de ulu orta dolaşması sansürse ben açıkçası kendi adıma söylüyorum. Ben bu sansürü destekliyorum. Yani sonuçta bu yarın başkasının da başına gelebilir. Yani veya ben onu sansür olarak görmüyorum. Evet. Ve herkes için de bu lazım olabilir. Bakın dünyada çok sayıca olarak, oransal olarak az da olsa kötü niyetli insanlar var mı? Var. Teknoloji bu kötülüğü, bu aleti kötü niyetle kullanmaya müsait mi? Müsait. Değil mi? Teknoloji böyle canavar bir şey. Evet, doğru. Çok güzel, çok faydalı ama isterse kötü eller, kötü niyetler çok kötü amaçla kullanabilir mi? Evet. Bunun önüne alınması gerekmiyor diyorsa, yarın başına bir hal geldiği zaman, hani hırsızlık suç olmasın evet demek gibi bir şey. Evi soyulduğu zaman bağırıyor. Nerede, niye bu hırsızlara ceza verilmiyor diye bağırıyor insanlar. Bu da öyle bir şey. Normal basında bütün alanlarda sonuna kadar demokrasi. Evrensel hukuk ne kadar demokrasi diyorsa bir adım önünde. Ama insan haklarının, insan haysiyetinin, insan şerefinin, aile kutsiyetinin, aile mahremiyetinin korunması noktasında da sonuna kadar direnmek lazım. Direnmek diyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol, Ercan Gürses Türkiye Gazetesi Temsilci Yardımcısı sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim yönetmenim ve kameraman arkadaşlar sürekli süre konusunda uyarıyor. Tesbih evet koleksiyonunuz ve kitaplarınızla ilgili konuyla ilgili olarak da sizden burada söz alıp. Tesbih hemen bir cümlede söyleyeyim. Çok fazla tesbihim var ama bunlar böyle çok kıymetli değil. Ucuz, çok ucuz tesbihler. Ben de kehribarlardan birkaç tane alacaktım. Hayır. Böyle paralı değil yani. 50 lira. Ama lira. İyi oltular vardır. Ha oltu var. Oh çorba. Erzurum. Sayısı çok fazla doğru ama bunların içinde çok değerli olan bir tane miktar emini. O da birisinin hediyesidir bana bir dostum. Ha, değerli değil. O zaman biz ilgilenmiyoruz. Yok yani öyle değil. Kitap noktasında da ben çocukluğumdan beri evet öyle. Bana onları göre verecek misiniz bir yere? Bunu ileride düşünüyorum. Bir şey var, bir söz var. Ölü mezara, kitapları mezata. Mezata evet. Diye, diyorlar. Ben onu şimdi daha düşünmüyorum. İleride ya bir vakfa, ya kendimi kuracağım bir vakfa, ya bir kültür merkezine falan vermeyi düşünüyorum tabii ama onlar benim sevgililerim. Şimdi onlardan da böyle şu anda ayrılamam. Ayrılamam diyorsun. Tamam. Efendim. İleride düşünebilirim. İleride bakacağız. Şu anda değil. Tamam. Ben onları seviyorum biliyor musun? Olsun ama tesbihleriniz konusunda biz sizden söz istiyoruz. Ona böyle uzaktan baktırıyorum. Peki, kutunun tamam, içinde. Tamam. O zaman değerli demek ki. Efendim bu güzel sohbet için, işten cevaplarınız için, samimi cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çevreyle ilgili o söylediğiniz iddialı sözlerle ilgili de sizlere başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Millet olarak başaracağız bunu. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Evet efendim her zaman olduğu gibi yorumu da biz sizlere bırakıyoruz ve Ankara'dan bu haftalık da hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.